Herkese merhaba. Bugün birlikte fellah köftesi yapacağız. Hemen başlayalım. İlk olarak bulguru ıslatacağız. Önce bulguru ölçelim. Bir bardak bulgura, bir bardak kaynar su kullanacağım. Şimdi bulgurumuzu ıslattık. Üzerini kapatacağım. Bir 10 dakika bu şekilde dinlendireceğim. Bulgur suyu iyice çekecek. Ondan sonra yoğurma işlemine geçeceğiz. Biz bu sırada fellah köftesinin en önemli aşaması olan sos kısmına geçelim. Domates rendeleyeceğiz. Şimdi soğan doğrayacağız. Ben soğanı doğramayı tercih ediyorum. Rendelediğim zaman çok fazla suyu çıkıyor. Siz dilediğiniz gibi yapabilirsiniz hangisi kolayınıza geliyorsa. Evet, şimdi soğanlar hazır. Bunları tavamıza alalım. Şöyle. Soğanı sarımsağa doğradık. Şimdi bunu ocakta ilk olarak kavuracağız. Zeytinyağında. Kavurmaya geçmeden önce bir bakalım. Ne durumda bizim bulgurlar? Suyunu güzelce çekmiş gibi gözüküyor. Bu aşamada bir 10-15 dakika kadar yoğurmak gerekiyor. Çok iyi sıkı bir hamur olmalı. Çünkü köfteyi hazırladıktan sonra kaynar suyu atıp pişireceğiz. Bu aşamada dağılmaması için tamamen birbirine yapıştığından emin olmalıyız bulgur tanelerinin. Biraz tuz eklemek istiyorum. Çok azıcık bir zeytinyağı ekliyorum. Biraz kimyon atıyorum içine. Bir çay kaşığı kadar. Devam. Bir tutam maydanozu köftenin içine doğruyorum. İri iri doğrayabilirsiniz. O zaten şimdi yoğururken her tarafa yayılacak. Ve de biraz domates salçası ekliyorum. Bir çay kaşığı kadar. Ve devam ediyorum. Eğer böyle biraz fazla sertleşmeye başladıysa çok azıcık su koyabilirsiniz. Böyle bir yemek kaşığı kadar. Biraz su ekleyip yoğurmaya devam. Şöyle yaptığımız zaman bir tane bir deneme yapalım. Şöyle yoğurmaya başladığımız, köfte haline getirmeye başladığımız zaman
böyle bu şekilde yapışması gerekiyor birbirine dağılmadan. Ben böyle cevizden biraz daha küçük toplar hazırlayıp ortasına şöyle parmağımla bastırıyorum. Köfteleri şekillendirirken bulgur elinize yapışmaya başlayabilir. Bu aşamada ya benim gibi elinizi yıkayabilirsiniz ya da biraz parmaklarınızın ucunu suyla ıslatabilirsiniz. Köftelerimizi hazırladık. Şimdi ocağın başına geçeceğiz. Hem köfteleri pişireceğiz hem sosunu hazırlayacağız. Hadi bakalım. Sarımsakları, soğanı koymuştuk. Şimdi ilk olarak soğan sarımsak kavuruyoruz bu domates sosumuz için. Suyu kaynamaya koydum. Su kaynayınca da köfteleri pişirmeye başlayacağız. Bunlar kavrulurken bir taraftan hella köftesini pişireceğim suyu da ocağa koydum. İkisini birlikte tamamlayacağız. Şimdi bu soğanı ve sarımsağı kavururken içine biraz biber, biraz da domates salçası ekleyeceğim. Ve rendelediğimiz domatesleri ekleyeceğim. Biraz karabiber. Ve tabii biraz da su. Şu anda bir taraftan domates sosum pişiyor, bir taraftan da su kaynadı. Şimdi köfteleri suya atıp güzelce 5 dakika kadar kaynatacağım. Sonrasında sudan alıp domates sosla bir araya getireceğim. Köfteler suyun yüzeyine çıkmaya başladığına göre pişmiş demektir. Şimdi onları servis tabağına alabiliriz. Evet. Şu anda köftelerim hazır. Domates sosunu da altını katıyorum. Güzelce pişti. Ben dereotunu çok sevdiğim için her şeyin üstüne koyuyorum. Ve bu köfteli çok yakışıyor bence. Siz de koyabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.